Lezzetli Tam kanalından herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kabağı kış hazırlıkları ile ilgili çeşit çeşit nasıl hazırladığımla ilgili güzel bir video paylaşacağım. İsterseniz hemen tariflerimize başlayalım. İlk olarak şöyle kabaklarımızı aldık. İstediğiniz miktarda kabak kullanabilirsiniz. Burada kabaklarımızın küçük olanlarını kenara aldım. Bu küçük olan kabakları ortadan ikiye bölüyorum. Sonrasında da iç kısımlarını güzelce oyuyoruz. Tabi kabağın en başta alt kısmındaki o çıkıntıyla sap kısmını mutlaka keselim. Sonrasında güzelce oyacağız. Dolmalık kabaklarımızı hazırladıktan sonra artık büyük kabaklarımızla diğer yemeklerimizi yapabiliriz. Burada yuvarlak bir şekilde kabaklarımızı doğrayacağız. Kabakları yuvarlak bir şekilde doğrarken çok kalın olmayacak şekilde doğrayalım. Bu şekilde kabaklarımız daha da lezzetli olacaklardır. Başka bir şekilde yine kabağımızı ortadan ikiye kesiyorum. Bu kez de Julian üsülü kabaklarımızı doğrayacağız. Önce kabaklarımızın hepsini güzelce doğrayalım. Sonrasında da tek tek nasıl derin dondurucuya atacağımızı hepsini detaylı bir şekilde sizlere aktaracağım. Kabağımızı doğradıktan sonra varsa çok fazla öyle ezilmiş yaralı kısımları onları alıyoruz. Bu kez kabağımızı şöyle yemekli küp olacak şekilde doğrayacağız. Sizin eğer kış için kabakları Şöyle saklamayla ilgili farklı bildiğiniz yöntemler varsa onu da videonun alt kısmında benimle paylaşırsanız mutlu olurum. Şimdi mücver için kabaklarımızı rendeden geçireceğiz. Burada şuna dikkat ediyoruz değerli takipçilerim. İleri geri yapmadan sadece tek yönlü olarak kabağımızı rendeden geçireceğiz ki kabaklarımız çok fazla zarar görmeden, ezilmeden hazır hale gelsinler. Bir adet kapya biberimizi aldım. ince uzun bir şekilde kesiyorum. Kapya biberiniz küçükse 2 adet de kullanabilirsiniz. Bu kapya biber için 2 tane kabak kullanacağız. Öte yandan 5 adet domatesimizi alıp güzelce soyup hazırlayacağız. 5 adet domatesi de 3 büyük adet kabak için kullanacağız. Domateslerimizi soyduktan sonra küp bir şekilde kesiyorum. Miktarlarını artırarak daha fazla sayıda da yine e, kabakla ilgili kış hazırlığınızı yapabilirsiniz. Çeyrek çay bardağı sıvı yağını Tencerenin içerisini aldıktan sonra küp küp doğranmış olan kabakları da üzerine ilave ediyorum. 5 dakika kabaklarımızı bu haliyle kavuracağız. Yani pişirme işlemi yapmayacağız. Sadece kabakların renginin değişmesi için şöyle 5 dakika kavurmamız bizim için yeterli. 5 dakika kavrulurken tabi mutlaka karıştırmamız önemli. ve 5 dakikanın sonunda üzerine doğramış olduğumuz domatesleri ilave edeceğiz. 4-5 dakika kadar da domatesle şöyle çevirerek karıştıracağız. Ve soğuması için kenara bırakacağız. Yan tarafta gördüğünüz gibi kaynar suyum var ocağın üzerinde. Birazdan suyumuz da kaynamaya çıkacak. Suyumuz kaynamaya çıktıktan sonra içerisine oymuş olduğumuz dolmalık kabakları yerleştiriyorum. Burada dikkat edeceğimiz husus şu. Haşlama işlemi yapmayacağız. Sadece 5 dakika kabaklarımızı bu sıcak suyla şoklama işlemi yapmamız bizim için yeterli. Domatesli kabaklarımız yan tarafta güzel bir şekilde kaynıyorlar. Dediğim gibi 5 dakika süre bizim için yeterli. Haşlama kabaklarımızda suyumuzun içerisinden çıkaracağız. İsterseniz sadece kızartma olarak da dolmalık kabaklarınızı kullanabilirsiniz. Tercihe bağlı yaptığım gibi 5 dakika şöyle ocağın üzerinde kaynayan suda da şoklayabilirsiniz yağımızın içerisine ayrı bir tarifle ilgili yine çeyrek çay bardağı sıvı yağımızı alıp üzerine de jülyen usulü doğramış olduğumuz kabak ve kapya biberlerimizi ilave ediyorum. Bunları yağla beraber bir miktar kavuracağız. Normal yemek yaparkenki gibi tabii ki kavurma işlemi yapmayacağız. Diğer taraftan da yağımızın içerisine dolmalık diğer kabaklarımızı aldık. Arkalı önlü kabaklarımızı kızartacağız. Gördüğünüz gibi tavayı oynatarak içerisindeki malzemelerin eşit miktarlarda pişmesini sağlıyorum. Kabakların bir tarafı kızardıktan sonra hemen şöyle diğer taraflarını da kızartacağım. Kızarmış olan kabakları hemen yağımızın içerisinden çıkaracağız. Pişirme işlemi yaptığımız için mutlaka ocağın üzerinden almış olduğumuz Tüm kabaklarımızı, tüm tariflerimizi soğutmamız gerekecek. Yuvarlak kesim yapmış olduğumuz kabaklarımız vardı. Onları da yine kızgın yağın içerisinde kızartıyoruz. Kızarmış olan kabakları da hemen kenara alacağım bununla ilgili kışın bu hazırlamış olduğumuz kabakları ne tür yemeklerde kullandığımızla ilgili merak edenleriniz varsa aşağıdaki yorum kısmına yazarsanız sizlere bununla ilgili tarifte paylaşabilirim mücverlik doğramış olduğumuz rendeden geçirmiş olduğumuz kabaklarımızı şöyle buzdolabı poşetlerimizin içerisine yerleştireceğim İster buzdolabı poşeti kullanın, isterseniz de e, birazdan göreceksiniz bu plastik olan dondurucu için kaplar olur bunları da kullanabilirsiniz. Klipste olan kısmını kapattıktan sonra kabaklarımızın içerisindeki fazla havayı pipetle boşaltıyorum. Domatesle pişirmiş olduğumuz kabak dışındaki diğer tüm kabaklarımızı poşetlerin içerisine yerleştirdikten sonra mutlaka havalarını bir pipet yardımıyla alıp güzelce poşetlerimizi vakumlayalım. Poşetlerin içerisine istediğiniz miktarlarda kabakları yerleştirebilirsiniz kişi sayısına bağlı tekrardan poşetimizin klipsini kapatıyorum ve pipetle havasını alıp güzelce vakumluyorum. Dolmalık kabağımızın kızartılmış olanını da yine poşetlerimizin içerisinde yerleştireceğiz. Gördüğünüz gibi sizlere mümkün olduğunca kış hazırlıkları ile ilgili tek üründe Farklı çeşitlerde dondurucu yatılması, bunlarla ilgili kışlık muhafazalarla ilgili farklı farklı göstermeye çalıştım. Bunlarla ilgili sizlerin bildiği derin dondurucuda ya da kurutmalık olarak siz kış için nasıl kabaklarla işlem yapıyorsanız farklı bildiğiniz yöntemler varsa videonun başında da belirttiğim gibi bana aşağıdaki yorum kısmından ulaştırabilirsiniz. Bu şekilde hem biz hem de kanalımızı takip eden değerli takipçilerim de faydalanmış olacaklardır. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve yeni videolardan da haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Kişi sayısı olarak eğer daha azsanız isterseniz daha küçük boy poşetler kullanabilirsiniz ya da daha geniş daha kalabalık bir aileye mensupsanız o zaman da e, bu poşetlerin büyük boy olanlarını yine kullanabilirsiniz. Kabaklarımızı yerleştirdikten sonra son olarak domatesli yemeklik kabağımızı poşetimizin içerisine yerleştiriyoruz. Bunun havasını pipetle almayacağız. Bunun içerisinde yer alan havayı şöyle ellerimizle hafif hafif bastırarak içerisindeki malzemeleri vakumlayacağız. Dediğim gibi poşet yerine isterseniz bu kaplardan kullanabilirsiniz. Son derece pratikler. Tüm kabakları bu şekilde hazırladım. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun.